Afra Saraçoğlu. Hem güzelliği hem oyunculuktaki yeteneğiyle son dönemin en popüler isimlerinden biri o. Çok çalışıyor, yer aldığı her projeyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. İşte güzel oyuncunun gerçek hayat hikayesi. Aralık 2 1997 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Lanik ve Girit kökenli olan Afra, ailenin tek çocuğudur. Yetenekli oyuncu ilk ayrılığı henüz küçük yaşlarında yaşadı. Anne ve babasının boşanması şu ana kadar unutamadığı derin bir acı bıraktı. Bu boşanma sonrası babası evden ayrılmış, küçük Afra annesiyle bir başına kalmıştır. Oyuncunun hayat mücadelesi daha o yaşlardan başlamış. Anne Lütfiye Saraçoğlu Balıkesir'de geçinemediği için Afra'yı da alıp Antalya'ya yerleşti. Orada bir gayrimenkul şirketinde çalışarak hayatını kazanmaya çalışıyordu. Lütfiye Saraçoğlu yaşadığı bu maddi zorluğu Afra'ya yansıtmamaya çalışsa da küçük Afra her şeyin farkındaydı. Güzel oyuncu bir röportajında "Bir prenses gibi büyümedim. Çocukluğum güllük gülistanlık değildi. O yüzden erken olgunlaştım." sözlerini söyledi. Oyunculuğa merakı daha küçük yaşlarından başlamıştı. Televizyonda izlediği karakterlerin taklidini yapmayı çok severmiş. Hatta bir kere kekeme taklidi yapmaya kendini o kadar kaptırmış ki çocukluğunun bir dönemini kekeme olarak geçirmiş. Annesi evde yokken kendi kendine kostümler dikmeye çalışarak kendi yazdığı senaryoları oynamaya çalışıyormuş. Ta o dönemden oyuncu olacağı apaçık belliymiş. Tam bir Avrupa Yakası hayranı olan Afra, dizide en çok sevdiği Burhan Altıntop taklidini yaparak annesini kahkahalara boğarmış. Annesiyle birlikte ayakta kalmaya çalışan Afra, maddi zorluklar nedeniyle 13 yaşından itibaren çalışma hayatına başladı. Geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalıştı. Ama mavi gözleriyle ve güzelliğiyle dikkat çekince modellik teklifleri gelmeye başladı. Oyuncu olma hayaliyle modellik tekliflerini kabul ederek kariyerine ilk adımını attı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan Afra, bu ilginin okul yıllarında ona çok zorluklar yaşattığını söylemiştir. Okulda zorbalığa uğramış, insanlara karşı güvenini kaybetmeye başlamıştı. Bir yandan babasızlık, bir yandan zorbalık, bir yandan da maddi zorluklar. Çocukluğunun özeti tam anlamıyla buydu. Zorluklara rağmen derslerini ihmal etmeyen oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni kazandı. Burada eğitimine devam ederken annesinin onun için yaptığı bir başvuruyla adeta hayatı değişti. O dönem Özcan Deniz'in İkinci Şans isimli sinema filminin seçmeleri olduğunu öğrenen Lütfiye Saraçoğlu, kızı için başvuru yaptı. Afra keşfedilme hikayesini şöyle anlatıyor. Özcan Deniz sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşarak "Biz başladık" diyerek bir başlık atmış. Meğer onlar da Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandıracak renkli gözlü birini arıyorlarmış. İşte benim oyunculukla tanışmam böyle oldu. Özcan Deniz'in onun kariyerinde önemli bir kapı açtığını belirten Afra, "Özcan Deniz benim şansım oldu" sözlerini söylemiştir. İkinci Şans filminde yer alan Afra Saraçoğlu'nun adı o dönem Özcan Deniz'le aşk dedikodularına bile karışmıştı. Güzel oyuncu ilk filminden kazandığı ilk parayla okul masraflarını ödediğini söylemişti. Film için İstanbul'a taşınan Saraçoğlu ailesi ilk zamanlar maddi sıkıntılar nedeniyle epey bir zorlanmışlar. Ama Afra ne olursa olsun oyunculuk aşkından vazgeçmemiş. İlk filminde başrol olmamasına rağmen Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz gibi başarılı oyuncularla birlikte rol alma şansı elde etmesi, oyunculuğa dair pek çok şey öğrenmesine vesile oldu. Bu filmde dikkatleri üzerine çeken Afra'ya hemen ertesi yıl yeni bir film teklifi geldi. Bir kitap uyarlaması olan Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş'la birlikte başrol oynama fırsatı yakaladı. İlk başrol deneyimini yaşayan Afra, dizi yapımcılarının da yakından takip ettiği isim haline geldi. Ve oyuncuya televizyon dizisinde oynaması için teklifler gelmeye başladı. Yetenekli oyuncu ilk ekran deneyimini Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alarak yaşadı. Meğer dizide canlandırdığı Ece karakterini kendisine çok benzetmiş oyuncu. Bununla ilgili bir röportajında, "O zamanlar reşit değildim ama oyuncu olmayı çok istiyordum. Annem de beni bu konuda hep desteklerdi. Deneme çekimleri için İstanbul'a tek başına gittiğim zamanlar da oldu. Hayallerim için çok uğraştım. Annem de benim için en iyisi olsun istiyordu. Ece karakterini çok iyi incelemiştim. Babasız bir kız olmanın zorluğunu da en iyi ben anlardım." Dizi ve filmlere yoğunlaşan Afra Saraçoğlu, okulunu bir süre dondurmak zorunda kaldı. O dönem kendisine sorulan "Oyunculukta Türkan Şoray kurallarınız var mı?" sorusuna, "Henüz yaşım çok genç, sevişme sahnesinde asla oynamam" cevabını vermişti. Annesiyle birlikte zor günleri geride bırakan oyuncu artık tamamen İstanbul'a yerleşmişti. Maddi imkansızlıklar artık geçse de bir tarafı hala hüzünlüydü. Babasız büyüyen her genç kız gibi. O yüzden sürekli röportajlarında "Ruhum yaşlı, küçük yaşta olgunlaştım. Belki de sebebi geçmişte yaşadıklarım. El bebek gül bebek büyütülmedim. İçimde geçmişte yapamadığım hayallerin hırsı, azmi var" sözlerini söylüyor. Maddi durumu düzelince ilk iş olarak annesinin hayali olan deniz manzaralı bir eve taşınmışlar. Evinin dekorasyonunu kendi hayalindeki gibi tasarlayan Afra, "Odama girenler neden bu kadar pembe olduğunu soruyor. Çünkü küçüklüğümde böyle bir pembe odanın hayalini kurardım. Ama olmamıştı. Mesela halen Barbie bebekler almaya devam ediyorum. Şimdiye kadar bütün başarılarını annesine borçlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, konu babasına gelince ise haklı olarak sistemkar konuşuyor. Bununla ilgili "Babam beni şimdiye kadar hiç arayıp sormadı. Bundan sonra da ona ihtiyacım yok. Çünkü bana hiçbir zaman bir yararı, maddi manevi hiçbir desteği olmadı." 2018 yılında İyi Oyun filminde yer alan Afra, bu dizideki rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'yla aşka yelken açmıştı. 4 yılı aşkın bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan iki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalama kararı aldılar. Güzel oyuncu İyi Oyun filminin ardından Aşk Bu Mu isimli filmde rol aldı. Bu filmde Kubilay Aka ile birlikte başrolü paylaştı. Daha sonra Kardeş Çocukları dizisiyle televizyon ekranlarına geri döndü. Bu dizide Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimlerle birlikte oynama şansı elde etti. Dizi ve filmlerin aranan yüzü haline gelen Afra Saraçoğlu, 2020 yılında Öğretmen dizisiyle izleyici karşısına geçti. Bu dizi çok kısa sürse de oyunculuğuyla beğeni kazanmayı başardı. Bir yıl sonra ise Yeşilçam filminde Çağatay Ulusoy'la birlikte rol aldı. Yeşilçam dönemini anlatan filmde Çağatay Ulusoy'la uyumu çok beğenildi. Bu filmdeki karakteriyle geniş kitlelerce takdir topladı. Oyunculuğunu her geçen gün geliştiren Afra, son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisiyle popülaritesini zirveye çıkardı. Dizideki partneriyle uyumu çok konuşulan Saraçoğlu'nun, dizinin başlamasından kısa bir süre sonra sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılması akıllara soru işaretleri getirdi. Güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir için ilişkisini bitirdiği iddiaları dolayısıyla da ikili ihanet söylentilerini yalanladı. Peki siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ünü günden güne artan Afra Saraçoğlu, ünlü markaların reklam çekimleri için aranan yüzü haline geldi. Genç yaşta iyi paralar kazanmasına rağmen Afra, tutucu kişiliğiyle de bilinmektedir. Oyuncu, lüks marka takıntısı olmadığını söylüyor. Deli dolu, eğlenceli ve mükemmeliyetçi biri olduğunu söyleyen Afra, kendisine yöneltilen aşk mı, tutku mu sorusuna "Benim için tutku daha önemli" yanıtını vermiştir. Oyunculuğa başlayıp ünlendikten sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen Afra, bu cümleleri de ilave etmiştir. Daha çok fedakarlık yapmaya başladım, özgürlüğüm kısıtlandı ama buna rağmen çok mutluyum. Hala gerçekleşmeyen bir sürü hayalim var. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz yorumlarda Afra Saraçoğlu ile ilgili düşüncelerinizi, en beğendiğiniz rolünü yazmayı unutmayın.